Beşiktaş bölümünde geleceğin yıldızı adayını konuşacağız. Kerem Kalafat, neden bu ismi konuşuyoruz? Beşiktaş öz kaynağından yetişmiş bir isim ve Beşiktaş'a geri dönüyor şimdi. Bir sabit evet. oyuncusu oyuncusu Beşiktaş'ta Rozier'in alternatifi yok eleştirilerine Beşiktaş öz kaynağından bir çıkarım yaparak cevap verecek. Bu oyuncu kimdir, neler yapabilir, biz ne zamandan beri takip ediyoruz hepsini anlatacağız. Oyuncunun gelişimiyle ilgili kısımları anlatacağız. Birçok bir, çok, bir çok telefon konuşması yaptık. E, hepsini size anlatacağız. Mart 2001 doğumlu bir oyuncu. 20 yaşında yani 1.76 boyunda bir sabek oyuncusundan bahsediyoruz. son olarak Uşak Spor'da forma giyiyordu. 17'de 17 maç forma giydi ve 17'sinde de ilk 11. Bir önceki sezon Giresun Spor'daydı. 31 maçta oynadı ama 9 ilk 11. Bir asisti var orada. Uşak Spor'da bu sezon bir asisti skor katkısı olmadı. Bu oyuncu benim ilk olarak Temmuz 2019'da Abdullah Avcı göreve geldiğinde Riva'da kamp yapıyorlar, Riva'da hazırlık maçı yapıyorlar Pendik Spor'la. Pendik Spor'da olduğu için ben gittim Riva'da o maçı seyrettim. İkinci yarıda daha çok gençleri kullandı Abdullah Avcı, sağ bekle Kerem Kalafat. Çok sakin, özgüvenli bir çocuk var sağ tarafta. Sürekli bindirme üstüne bindirme, bindirme üstüne bindirme. Ve ama şey yani Beşiktaş'ta çok uzun süredir oynuyormuşçasına bir durum var. Biraz acaba fiziğini kuvvetlendirse yapamaz mı diye düşündü. Sonra işte iki sene üst üste e, kiralık gitti Kerem Kalafat. Şöyle enteresan bir hikayesi var e, Kerem Kalafat'ın. Yurt dışında e, işte Beşiktaş altyapısında sürekli yurt dışında turlara, turnuvalara gidiliyor. E, özellikle Emrah Bayraktar döneminde çok yoğundu bu. Süleyman Seba'nın e, rahmetin hayatını kaybettiği e, dönemde Beşiktaş Hollanda'da bir 2001 dönemi e, iki, oyuncularıyla bir yurt dışı turnuvasında Hollanda'da ve Tottenham'da finale kadar yükseliyor bu takım. Bu takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, sağ beki Kerem Kalafat, kaleci de o zaman yeni gelmiş Bayrampaşa'dan Ersin Destanoğlu. Hikayeyi bak Tottenham'la final iyi. oynuyorlar. Turnuvada en çok e, öne çıkan isimler Rıdvan ve Kerem. Hatırlarsan Önder Özen e, o zamanda bir basın toplantısında bu dönemin oyuncularında çok iyi gelecek gördüğünü söylemişti. Ve şu anda son karşımıza çıkıyor. Doğru süper anekdot. E, Kerem'in karakteri açısından da aldığım bilgiler şunlar. E, biraz duygu yüklü bir oyuncu olduğu söyleniyor. Duygusal olduğu. Yani Beşiktaş taraftarına burada çok iş düşecek. Kerem bir hata yaptığında daha fazla desteklenmesi lazım. Oynamadığı zaman hocaların onu daha fazla ayakta tutması lazım. Ama oynayıp özgüven bulduğunda da Ekstra turbo oluyor bir yandan Hı. da bu arada yani Hı. biraz moral motivasyonla Ben Mesela ben de öyleyimdir. Yani duygusal anlamda daha e, güvenli ve güçlü hissettiğimde daha iyi iş yaparım mesela. Kerem de biraz Tabii. öyle. Bizim Akdeniz insanı e, durumunda e, özgüveni cesareti çok iyidir. O yüzden hücumda sürekli o artı bir olan oyuncu konumuna geçer. E, söylüyorlar temposu çok önemli. O kısmı sen daha iyi anlatırsın. Öz kaynaktan çıkma olduğunu Tempo, söyledim. Tempo için ne diyorlar? temposunun e, çok iyi olduğunu hmm. söylüyorlar oyun içindeki temposunun. Öz kaynaktan çıkma dedik. E, şöyle bir durum. U12'de U13'te bile Beşiktaş şu çalışmayı yaptırmış altyapıda. U12'deki, U13'teki, U14'teki bekleri hafta içinde bir antrenmanı alıyorlar. Sadece bekler. Bekleri özel çalışmalar Emrah Bayraktar yönetiminde. İşte Semih hocalar hepsi ordular. Semih Sezerli. Bütün hepsi sadece bekleri özel çalışmalar. O yüzden Beşiktaş bek oyuncuları çıkarıyor. Şu anda. yani Rıdvan'ı Kerem'e göre biraz daha oyun içinde daha solkanlı olarak nitelendiriyorlar. Kerem'i biraz daha tempoluydu diye anlatıyorlar genellikle. Ee, oyun durumu bu. Ee, şu anda ile bir fiziksel çalışma durumu var. İdolü de o kadar bindirme 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 dedik. Dene 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 dene. Daniyelmez. Çok mantıklı. Zaten e, Rıdvan'dan farkı daha net bir bek Kerem Kalafas. Hani... Bek gibi bek, çizgiyi daha çok kullanıyor benim de gördüğüm kadarıyla ve e, çok güzel bir detay verdin. Kendisini demarke pozisyonunda sürekli bulduruyor. E, i̇şte merkezde oyun sıkıştı, altı e, numara ya da 8 numara kafasını kaldırdı boşluk arıyor. Orada mesela en doğru opsiyonu açıyor kendisinde. E, burada bir o taktiksel oyun zekasından bahsedebiliriz Kerem Kalfa'dan. E, yani total oyuncunun profiline bakınca. E, işte Beşiktaş'ta daha önce gündeme getirdiğim şey i̇şte Emirhan yıkanlar Semihler, hatta daha önce Rıdvan ee, kadar sanki süper bir potansiyeli yok gibi gözüküyor şimdilik. Ama ideal bir kadro oyuncusu olabilir havasını verdi bana. Ee, şöyle aslında teknik bir oyuncu. Ama buraya şu senin daha önce yaptığın bir yorumu sana hatırlatacağım. Hı hı. Diyordun ki işte mesela Necip için. Buraya bir transfer yapacaksın, buraya bir Heh, transfer, transfer. geliyordum. Tam oraya geliyordum. Çünkü Beşiktaş'ın somut bir ihtiyacı var değil mi? Ee, sağ bek alternatifi yok. Rozi zaten sağlıklı iken sağ bek alternatifi çok fazla forma şansı bulamayacak. İşte belki 5-6 kere e, oraya döneceksin. Ve e, sağ bek alternatifi olabilen Necip savunmacı bir bek. Ama senin mesela iç sahada e, oynadığında kazanmak için sahaya çıktığın bir maçta Rozi yokken senin gerçekten hücumcu bir ihtiyacın var çünkü Beşiktaş oyun alışkanlığı da buraya gitti. Çok okay. iyi. E, Gezal içeri kayıyor, sağ bindiriyor, ideal bir ortayla pozisyonu sokuyorsun. seni. Abi buna alıştı oyun. E, Necip de bu olmuyor. Necip de başka bir şey oynamaya çalışıyorsun. Doğru. Hatta bazen hatırla Necip varken Enkudu'yu sağlıyordu Sergin Hoca ki oradan bari tek başına yürüsün gitsin diye. Çünkü Gezal aynı şey çalışmıyordu. Doğru. E, o yüzden e, Kerem Kalafat bir kere zaten altyapında olduğu için hiç transfer yapmadan e, ve bakıyorsun böyle Türk futboluna zaten böyle gümbür 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 gelen bir sabek de çok fazla yok. E, değil mi bakınca Anadolu takımları 6-2'ye falan? Var evet iyi isimler var. İstin söylemeyeyim. Beğendiğim benim de birkaç e, genç sabek var. Ama Kerem Kalafat da iyi, iyi bir potansiyel yani süper potansiyel değil mi? Yani Emirhan İlkan, e, işte Semih bu çok acayip bir yerler hayal ediyorum onlar hakkında. Potansiyel olarak ama Kenan Klaff hatta kadro oyuncusu olarak bile dediğin gibi daha önce Necip'in örneğinde verdiğin gibi mesela bir Anadolu takımından 2-3 milyon euro alacakken zaten kendi içerisinde bulmuş olabilirsin oyuncuyu. E, ve o dediğim özellikleri yapabilir mi? Bindirme, e, ideal pozisyonu, demarki pozisyonu, kendini oturma, topu aldıktan sonra fark yaratma. Bence şu seviyede bile yapabilir. Gelişmesi gereken özellikleri var. E, oyun içine kendisini unutturmuyor. Bunu daha uzun süreli yapması için belki biraz daha fiziksel çalışma ki yapıyor. Yapıyor. Daha kuvvetli olabilir. E, teknik bir oyuncu ama çok böyle ro işte Rosie modeli driplingçi değil. Hani alır karşısına rakibini üstüne gider gider öyle bir bek oyuncusu değil. Ama hücum açısından en dikkat çektiğim özelliği abi çok iyi ortacı. Baya ortacı bek yani. Eee bir zamanlar Salih vardı çok daha eskiden evet. 500 600 hatırlar mısın? Evet, 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 Abi müthiş ortacıydı o da hatta galiba e, Öz vardı. Üsküdar Öz Cedit karşısında fazla etrik yapmıştı Türkiye Kupası'nda. 3 3 de ortaya böyle. Salih'in ortalığıyla geldi de hatırlıyorum. Bak kontrol etmedim. Sanki o maçtı. E, Kerem Kılıfatlı da direkt böyle acayip sert orta kesmiyor ama direkt öldürücü. Hani savunma yaşım e, Santofor'una top indiriyor. E, çok başarılı gerçekten orta kesme konusunda. Bu konuda mesela Gezal'in boşluk bıraktığı boşluklarda hareketlenip o ortaları gönderecek bir bek olabilir. Bence e, mantıklı bir yolu seçti yani hanımşiktaş. Kerem'i genellikle yani bu hep şuralarda görüyorsunuz evet, evet. zaten. Hep orada bir genişletiyor oyunu. Evet, genişletiyor, alıyor, buraya bir daha veriyor, evet. buraya, Yani o zorlayayım, zorlamada yapayım yaban. Rıdvan'dan farklılık görülmüş ya. Rıdvan hakikaten ee, bir orta saha gibi topla oynuyor yani. <laughs> yani. Merkeze de yaklaşıyor, şuradaki presi de katılıyor. Şurada al ver yapıyor. Daha böyle daha, daha acayip bir bek. O yüzden zaten hani hemen böyle Avrupa kulüplerinin piyasasına girdi. Kerem daha böyle çizgiye basan bek ama böyle oyunculara da ihtiyacın olabiliyor. Oyunu genişletmek açısından ve Rozi de aslında buna yakın bir profil. Yani Rozi'nin alternatif olabilecek tarzda bir oyuncu. Tabii bir ve şuna... belki de çok pardon. Hı. Sürü aldıkça o bahsettiğim süper potansiyel değil ama Mercedes'de varmış. Ba, tabii onu diyecektim. Yani Rozier'den neler öğrenecek, evet. Pjanić antrenman yapınca Pjanić'den ne görecek, Gezal'den ne görecek, Gezal uyumundan ne çıkaracak onları görmemiz lazım. Evet. Yani bir Beşiktaş'ın o türgün desteği ona ne katacak Beşiktaş'ta oynamak onu ne kadar geliştirecek bir de onu görmemiz lazım. Yani çünkü Beşiktaş A takımında sürü almış bir oyuncu değil bu. Öz kaynaktan Tabii. çıktı, gitti, tecrübelendi, şimdi döndü. Neler yapabileceğini burada göreceğiz bir yandan. Aynen ki tribünler destek de verecektir. Hani sürü aldığı zaman e, ki bütün büyük takılımız öyle altyapıdan çıkan bir oyuncu bir pozitif ayrımcılık olur ki böyle olması lazım Olsun zaten. Olsun da evet. Öyle olması lazım. O yüzden böyle zaten özgüvene var bir var. donanımında da var. Bir tribünle birlikte daha da e, iyice aşılanabilir yani o özgüven. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ee, i̇nşallah Kerem Kalafat kardeşim e, sağlıklı, sakatlık sık sezonların olur. E, umuyoruz. Hayallerinin gerçekleştirdiğin bir e, kariyer seni bekliyordur ve onları inşallah e, doya yaşarsın Türk futboluna da e, hayırlı bir sabek olarak seni <laughs> bekliyoruz artık pozisyonun ne olursa olsun. Ee, geleceğe Dönüş'te bu hafta geleceğin yıldızı adayı Kerem Kalafat'tı. ilgin ikinci devresinde Beşiktaş A takımında izleyeceğiz kendisini. Böylelikle biz de sosyos.com'un sunduğu geleceğe dönüşü noktalıyoruz. Hoşçakalın. Kal, hoşça